Araplar İngilizlerle ittifak etti bizim aleyhimizde. Ve Kürt askerlerini arkadan vurdular. Bunun neticesinde cephemiz yarıldı. Askerimiz geri çekilmeye mecbur oldu. Kudüs İngilizlerinin eline düştü. Bakın bu çok ibretli bir olaydı. Bu anlatacağım şeyler size. İngiliz başkomutanı olan Mareşal Allenby Kudüs'e geldi, girdi ve doğru Mescid-i Aksa'ya geldi. Müslümanların en kutsal camii olan Mescid-i Aksa'ya geldi. Musalla taşının üstüne çıktı. Orada bir konuşma yaptı, bir demeç verdi. Dedi ki, yüzlerce yıl Haçlı ordularının, atalarımız olan Haçlıların ele geçirmek için savaştığı, kan döktüğü Kudüs'ü kafir Türklerden bugün biz kurtarmış, Hristiyanlığa kazandırmış bulunuyoruz dedi. Zihniyete bak. Bunu dediği zaman kılıcını da çekti böyle havada sallayarak, işte o günlerin intikamını alıyoruz falan dediği zaman yanında onun müttefiki olarak Arap askerleri var, Arap kuvvetleri var. Bu Arap kuvvetlerinin başında Arap kuvvetlerinin komutanlığını kim yapıyordu? Bir tanesi şimdiki Ürdün kralı Hüseyin'in dedesi Abdullah vardı. Diğer ikisi de Abdullah'ın abileri Faysal ve Ali vardı. Faysal sonradan Irak'a kral oldu. İngilizlerle. Bakın, İslam'ın en kutsal camiini Hristiyan düşman askerlerinin eline geçmesinde Araplar onlarla ittifak ettiler bize karşı. Bizi arkamızdan vurdu. Müslüman Türk'ü arkasından vurdu. Kudüs düştüğü zaman, oraya İngiliz başkomutanı geldiği zaman bu arsız konuşmayı yaptığı zaman Araplar yanında, beraber. Daha sonra aynı şeyi Şam'da da yaptı. Şam'da da İslam mücahidi, büyük hükümdar Salahaddin Eyyubi'nin türbesine gelir. Türbeyi tekmeler, orada da aynı sözleri söyler. Yanında gene bu Araplar var, Arap askerleri vardı. Daha sonra bu Arap liderleri Lawrence'de işbirliği yaparlar. Bizim askerlerimizi arkadan vururlar, perişan ederler falan. Ve Yahudi liderlerine mektup yazarlar. Derler ki, sizinle biz ırk olarak aynı kökte miyiz? İnşallah Filistin'de beraber olacağız, beraber yaşayacağız. Evet, bunları biliyor muydunuz? Bunları biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Bunlar gerçek, tarih bunlar. O soruyu soran arkadaşımız biliyor muydu bunları? Sesi çıkmıyor. Evet. Böylece Kudüs ve Filistin bizim elimizden çıktı. Ondan sonra da Arapların ittifak yaptıkları İngilizler, Fransızlar Filistin'e Yahudiler yerleştirdi.